Merhabalar sevgili izleyenler. Gece mesaisi başlıyor. Gece mesaisine hoş geldiniz. Hoş Sinancığım hoş geldiniz. geldin. Merhabalar. Hoş bulduk Murat'cığım. Her zamanki gibi geç girdik Sinan. Ya abi artık izleyenlerimiz de adet edinmiştir. Bunlar 11 dediyse 11 çeyrek diyorlardır. Ama özür diliyoruz. Evet. İnşallah bunları da atlatacağız inşallah. İnşallah inşallah. Ya bugünkü konuklarımız müzisyen çok değerli konuklarımız var. Arpak kardeşler ama bir konuğumuz daha vardı. Dilek Serbest. Evet. Amcası vefat etmiş Evet, Dilek Allah rahmet Hanım'ın. etsin. Ona buradan başsağlığı diliyoruz. Başsağlığı. Allah rahmet etsin. Evet. Yine bir yetişme ihtimali var ama büyük ihtimalle yetişemeyecek gibi. Yetişirse de Evet. İkinci bölümde inşallah belki ikinci bölümde alacağız. alacağız. Evet Sinancığım, isterseniz fazla geciktik zaten. Hemen anons edip Abi anons edeceğim dur de. Dur söyle. anons edeceğim de. Şimdi geçen hafta geldim İstanbul silüeti kalkmış. Evet. Soruyorum neresi Tokyo diyen var, New York diyen var, gidip gören de yok. Arka dekor değişmiş. Bu hafta geldim. Evet. Koltuklar da değişmiş. Evet. Önümüzdeki hafta biz Haftaya bizi değişim. değiştirirler diye korkuyorum vallahi. Haftaya da bizi değiştirmeseler iyidir. Evet. Evet. Evet, konuklarımızı anons edelim istersen. Tabii. Evet sevgili izleyenler. Şimdi konuklarımızı davet ediyoruz. Arpak kardeşleri davet ediyoruz. Çürüten düşünüp taşınıp fikir yürüten sevdalarımız gül dal diken diken dal diken diken. Tarlalara umudu eken buluta göz dikip yağmur bekleyen hasat mevsiminde çöker de matem çöker de matem.
biz fabrikada boşa ter döken, biziz aç karnına çocuk büyüten, odun kömür kira ekmek diderken, ekmek diderken. Biz alkışlayalım. Şunları ben bir kaldırayım şöyle. Evet. Arpak kardeşler hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk Murat Bey. Girişi böyle yapayım değil mi Sinan? Sonra artık isme geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Her zamanki gibi şıksın. Evet. Eyvallah ben. Her zamanki gibi. her zaman. Aynı her zaman giymişim. Yani abi hep aynı kıyafeti giydiğimi mi vurguluyorsun diyor. Yani baba sen yüzünden. Ekrem abi öyle değil. Her zaman giymişim. Evet. Ekrem abi. Ekrem Arpak. Mehmet Arpak. Hoş geldiniz tekrardan. İlk önce bu isterseniz bu Biziz parçasıyla başlayalım. Albümünüz ne zaman çıktı ilk? Albümümüz Ocak 2014. İkinci albüm. Ha bu Ocak 2014. Tabii. Bir ilk albümle birbirine yakın herhalde. Yakın evet. Ağustos'ta evet. Mı çıkmıştı? Evet. Yani 9 ay arayla. Yani 2013 birer yıl gibi görünüyor ama ay anlamında 9 ay arayla. Evet. Yani değil mi Sinan? Yani çok enteresan değil mi? İnsanların 3-4 yılda bir albüm yaptığı bir dönemde. Evet normalde bu aralar genelde 3 yıldan önce albüm yapan çok az oluyor ama. Siz evet. Bu Ekrem abi bu hani bir şey değil mi? 20 yıl öncesinde bir müzik var. Sonrasında evet, tekrar evet. Dönme var. 20 yılın bir özlemi mi var? Arka arkaya. 20 yılın birikmişliği. Geçen burada da anmış oldum. Beste hanımın programında da söyledim. Evet. Üretme mevsimi dedim. Evet. Üretme mevsimi gelmişti dedim de çok güldü. Evet. Ya bazen insana hani hakikaten bir duygu yoğunluğu yaşarsın. Bir şeyler üretirsin ya işte o zaman. Bir de ilk albümde bir ufak problem yaşadık. İstediğimiz şeyi oturtamadık açıkçası. Evet. Hani revize ederek ama şeyde katılıyorum yani insanlar artık 3-4 senede bir öyle single adı altında 2-3 tane parçalık yapıyor. Ha biz evet. Tam albüm. Bazen aynı şarkıyı değiştirip sürüyorlar çünkü zaman alıyor. Evet. Sinancığım konuya dalmadan önce biz hep geçen haftalarda mailleri okuyamadık. Sevgili izleyicilerimize söyleyelim bu hafta geçen haftalarda okuyamadığımız için özür diliyoruz. İlk birkaç haftanın heyecanı bazı şeyleri oturtamamıştık. Bu hafta mailleri okuyacağız. Söz veriyoruz değil mi Sinan? Evet, tweetlerimizi evet, mail, tweet, okumaya bekliyoruz. Çalışacağız. Onun için altta da dönüyor zaten arkadaşlarımız. Evet. Çift iyili. Evet, Twitter çift iyili, Facebook gece mesaisi. Evet, gece mesaisi. Evet. Oraya mesajlarını bekliyoruz mesajlarınızı bekliyoruz. Evet abi nerede kalmıştık? Ne yapıyorduk? Ya, albümden bahsediyorduk. Şimdi bundan sonra bu albüme 2 tane mi klip çektiniz? Bu albüme iki, biziz, bir de önceki albüme. Biziz ve iki gözümde. İki Ahmet Kaya anısına. Ahmet Kaya'nın onu da söyleyeceğiz. Hakikaten ben bu parça çok hoşuma gitti gerçekten ya. Gerçekten. Ama siz de gelirken biz Sinan'la da konuştuk. Çok enteresan bir şey var. Mesela Anadolu rockçı diyeceğiz diyemiyoruz ama. Yani. Tarzınız ne diye sorsak aslında daha mı abi? Yani Anadolu rock var. Ne bileyim duygusal var. Arabesk var. Arabesk tarzı var. İçinde Kürtçe parçalar var. Sanat müziğin üzerine. Abi sen şimdi o şey mi var? Hani 20 yılda susamışlığım var. Onu da mı karıştırdın acaba? Ondan yapayım, bundan yapayım. Ortaya karışık. Yani bu neden böyle yani? Şimdi aslında belki ilginç gelecek. Bunu açıklamak da zor oluyor ama bizim tarzımız bu olacak. Yani ortaya karışık gibi algılanıyor da. Şimdi biz program öncesinde sevgili Sinan'la. Ben açıkçası o Biziz'i dinleyince diğer parçalar da. Evet, hani evet. Haluk Levent tarzı gibi gördüm sizi. Evet. Diğer parçalar da böyle olabilir diye düşündüm. Şimdi program öncesinde sevgili Sinan'la da konuştuk. Şimdi
evet Anadolu rock, evet ben hep şeyi söylüyorum, dayatılsa da pop müziği var. Fakat evet, bizim halkımızın kulağına aşina olan müzikler bellidir. Halk müziğidir, arabesktir ve sanat müziğidir. Evet. Biz farklı bir şey yapmak istedik Mehmet'le. Bir sanat müziği melodisi üzerine sosyal bir şey söylemek istedik. Sosyalden kastım bize protest diyorlar. Biz protestiz ama evet, biz öyle etnik protest değiliz. Biz evet, insani protest yapıyoruz. Yani evet, işte Edirne'de sorun varsa Edirne, Ceylanlar'sa Ceylanlar, Diyarbakır'sa Diyarbakır. Yani halkımın, sanatçının da görevi odur ya, halkın evet, sözcüsü olmak. Şimdi işte yasak parçasını örnek verdim Sinan evet, Bey'e. Başlayınca müthiş bir işte sanat müziği, sanat müziği geliyor. Hafif bir arabesk kokuyor. Ne bekliyorsun? İşte yaktın beni, yıktın beni falan vardır yani. Ama biz onu yapmıyoruz işte. Hani sosyal bir şey olsun üzerinde. Türkü formatı da var, işte fantazi de var. Bunlar hep sevdiğimiz müzikler değil mi? Evet. Ama bir şey var. Benim Deryam Gelsin dışında o bir aşk türküsü. Biz aşk türküleri de söyleyeceğiz ama biz abi yani altı boş hiçbir sözel anlamda eser yapmayacağız. Melodiler tanıdık, sevdiğim melodiler. Sözler zaten. Halkın sanatçısı olacağız demişsin yani. Amacımız o. Halkımız o şeyi bize verirse derdimiz, gayemiz o. Halkın evet, sanatçısı. Açıkçası şey yani Türkiye'nin sanatçısı olacağız. Her söylediğimiz şarkının bir hikayesi var. Evet. Yani altı boş değil. Yani biraz da şeyden de sıkıldım Murat. Yatağıma gel, yorganımı aç falan müziği yapmak yani, istemiyoruz açıkçası. Evet. Popüler müzik yapmak istemiyoruz açıkçası. Mehmet abi sen müzikle de çok Ekrem abi kadar alakan da yok aslında. Sonradan katıldın değil mi? Evet. Bu nasıl oldu yani? Ya... İkinci bir adam lazım. O da bizim bir adam olsun. Da geliyor falan diye mi oldu ya? Aileden olsun. Hayır şimdi Ekrem'le aramızda bir yaş var. Evet. Çocukluktan beri. Sen tek başına söylediğin parça var mı bu? Var. Burada? Var. Şey yeni kasetin zaten ya bizim böyle, parçasını. Evet, işte böyle sadece parçalara katılıyorsan dedim ben de katılayım bu. Abi yani değil mi abi? Üzlü olalım yani. Evde bana bir kardeş var mı abi katılacak sonradan? Bak da. Belki zamanlarda belki. Yani, şey diyor, grup büyüyor gittikçe. Baba abi, yani artık. Biz genlerimizi annemizden almışız. Annem bakıyor. Abi zaten 3-4 çoğunca ikisi bir programa, ikisi bir programa falan. Değil mi? Film çekerken şey daha ucuza gelir. Evet, o tarafları da var tabii. Onları da konuşacağız. Aynı zamanda aslında sinemacısınız. Evet. Değil mi? Evet. O taraflarda. Senin evet, abi bayağı bir dizilerde oynamışlığın da var. İşte Kurtlar evet, Vadisi. Hayat devam ediyor. Hayat devam Türkiye ediyor. 33 farklı dizi. 33 farklı dizi. Bu dizilerde misafir oyuncu olarak mı oynuyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Seninkiler konuk oyuncu gibi. Oluyor. Konuk oyuncu. Konuk oyuncu. Yani işte paket anlaşmalar vardır. İşte 6 bölüm, 13 bölüm arası hı, anlaşmalar. Ama çok önemli bir karakter. Paralı yani. Yani Sinan oradan bir giriş yapacak evet, filme. Paralıysa. Evet, evet, paralı. Paket. Paket evet. Paket. Evet. Şey mesela Aşk Bir Hayal'de çok önemli bir karakter gerekiyordu. İşte Miran'a sorgulayacak işte sivil polis. Hı. Yani o tür çok önemli karakterlerde 4 bölümlük de gidebiliyoruz. Hı. Yani eğer çok içim esindiyse ama onun dışında paket dışında gitmiyor. En, yani en, aklına... kaç bölüm oynadın en uzun abi? Şimdi tabii Akasya Durağı 33 bölüm. 33 bölüm. Tabii. Akasya Allah Durağı. Allah. Bana hiç denk gelmedi. Ya. Ya şimdi orada çok Akasya Durağı hepsi kaç bölüm ki abi? Ha, hepsi çok ya. O 4 var mı 150 200 bölüm? Çok. 4-5 sene çektiler onu ya. Daha fazla yani. 110 var, 111, 112, 113 diye giriyor bizimki. Sen hep bir girdin kaldın mı yoksa değişik zamanlarda yok, kaldım canım. Şey şimdi orada mesela ben Kurtlar Vadisi'nde sakal böyle falan. Ya ben Kurtlar Vadisi'ni izledim evet, senin rolünü tanıyamadım. Belki sakal bambaşka bir şey yapmış. Birazdan bir yayınlarız yönetmenimiz de hazırsa Nurkan o. Evet evet. Tamam. Akasya tamam. Durağı'nda resmi polis kıyafeti. Bakın dizilerde dikkat etmediğimiz tek adamlar resmi polislerdir. Ya polis ya. O zaman o yüzden ben seni hatırlamıyorum abi. O yani öyle bir sıkıntı yok. Yani polise polis gözüyle bakıyorsun. Oyunculuk ona bakılmıyor genelde. Evet. Karaktere onu, bakılıyor. Ya o yüzden yani şey mesela tabii karakoldan harp gelmişler hani 5 dakika önce. Aynen öyle. Yani. Yani mesela işte Kurtlar Vadisi'ndeki o benim oynadığım bölümler o 33 bölüme daha çok etki etti. Türkan'da oynadığım 4 bölüm Akasya Duran'dan çok çünkü sivil halinle varsın. O hayat senin yüzüne bakıyor. Muydu? Orada da oynadın. O zaman tabii, ne kadar oynadın? 6 bölüm. O zaman Ekrem abi şey yapalım ya polis mu teklifi verse onu kabul etmeyelim ya sivil istiyorum. Kimse yani, tanımıyor. Değil mi? Yani, o yüzden çok dikkatli izleyiciler var ancak böyle bakıyorlar. Ama tabii bir oyuncu için
polisi şey, mi tanımıyor, normal şeyi mi tanımıyor? Hayır, seni tanımamış oluyor. Hani seni tanımıyor diyorsun. Seni tanımıyor çünkü senin kıyafetine bakıyor, yüzüne çok dikkat etmiyor. Ya yani polis olarak i̇şte gördüğü tamam, anda... kıyafetli rolleri kabul etmiyor. Forma yeter, yani. Sıfata bakmaya gerek yok. Sivil bak. O da bilinçaltında bir şey var herhalde değil mi? Sivil polisler çok daha etkili oluyor. Yani o zaman yüzüne bakıyor senin. O zaman şapka. Sivil polisi kabul edelim abi, normal kıyafetli polis. Ya bir de baba bende polis kıyafeti şeyi yok yani, tipi yok yani normalde. Evet. Yok hakikaten, hani oynadım ama. Abi öyle bir insan şey. Kriterler var yani, polis tipler şöyle şu ölçüde. İnan var ya. Size çok var, ben bir ajansı şeyine girdim, diyor ki mesela polis oynayacaklar, doktor oynayacaklar. Bakıyor evet, bak evet. Değil mi? Ha, var. Tabii. Ben size çok daha iyi bir ajansta da çalışıyorsun. Var değil mi öyle bir kriter? Yok, mesela? Hep doktor değil, oynayan bizim... hep doktor oynatıyorlar mesela. Genelde öyledir. Bir kriter söyleyeyim sana. Şaşırıyor. 33 bölüm sonra bana bir yazı geldi. Sizin boyunuz polise göre kısa kaldığı için biz bu rolü devam etmeyelim. Be adam 33 hafta boyunca fark etmedim de. Adam o zaman mı fark etmiş ya? Evet tabii. Abi, bir de Cennet Mahallesi'nde Zeki Alasya mı oynamıştı? Evet. Yani baba özür diliyorum yani, gerçekten baba rolünde ama hani kriter olarak bildiğimiz tombiş, tombul, evet. Sevimli, sempatik komiser rolünde oynamıştı. Yok, araştırdım da zaten şey, öyle bir şey yok yani. 1.70 benim zaten 1.74 polis kriterleri boyada 1.70 yani. Sen zamanında polisliğe girsen alırlar da eğlenmezdin boyda. Alırlar mı bilmiyorum ben hani. Polisliği istemezdim diyorsun ama. Farklı dizilerde de polisi oynadım ama ne zamanki sivil oynadım hani. Resmi kıyafet olmadan gardiyan oynadı mesela, şeyde öyle bir geçer zamankinde çok da önemli karakterdi. Ya ben yine kimse dikkat etmedi. Seni bıyık var, şapka var bildiğin. Ama gardiyan da resmi kıyafet, o yüzden tanımıyorsun. Evet, ama Kurtlar Vadisi'nde işte İran'ın ajan rolünde değil mi? Evet. Bak İran. Abi Kurtlar Vadisi'nde ölmeden tek çıkan adam bak bu. Ama ona göre bak. Beni öldürmediler. Bak, ölmeden tek çıkan adammış, biliyor musun? Girebilirsin oradan o zaman. Sonradan girebilirsin. İleride bir sürpriz var değil mi abi Kurtlar Vadisi'nde? Öyle bir şey var. Yani normalde sinema projesi için. Yani ben işte İran'da ajan rolündesin orada. Evet. İran'da bir hani Kurtlar Vadisi, Irak falan çekilmiş diye bir İran'a da müdahale etmeyi düşünüyorlardı. Hmm. Şimdi tırnaklarım çekildi, bırakıldım ya. Evet. Güya orada işte Alemdar'ın karşısında çıkıp hesap soracağım. Eller sargılı. Estetik geçirmiş falan. Evet. Çünkü saçma bir bitiş oldu benimki yani. Orada kaldım. Tırnak çekildi. Evet. İşte sorguladı insanlar yine. Yani şimdi nerede bu adam? Nerede? Niye gir? Çünkü film ya, ben senaristlik de yapıyorum biliyorsun. Bir adamı koyduğun zaman onun çıkışını mutlaka göstermek zorundasın. Artık evet, izleyici Kurtlar Vadisi gibi bir yerde, çıkış olmayan adam yok ha. Polis rolü oynadıklarında çıkışını veriyorlar mı? Kimi? Polis rolü tabii canım, çıkışını veriyorlar. Ya tayin ediyor seni. Ben de tayin edildim mesela. Sürgün yedim yani. Her adam bir hikayesi var ve o hikaye mutlak bir yerde bitiyor. Bir yerde bitmesi lazım. İşte bitmemiş. Mesele orada Kurtlar Vadisi'nde. Kurtlar Vadisi'nde geri dönecekmiş ama diyor büyük ihtimalle. Yok, diziye değil. Şey olursa sinema olarak. Evet. Bana aksedilen oydu. Hani benim zaten bizim bir de bu yoğunlukta aslında açıkçası çok da hani sıcak da bakmıyorum. Senin sinema projem vardı. Bizim birlikte bir ortak projemiz var. Şimdi o bir üçleme. Hayırlısıyla yani düşündüğümüz, benim işte bir kitabım vardı, Yedi Renk Masalar, 2009'da yayınlandı. Bir de Hore klibi var, biliyor izlediniz, Ceylanlar'da çektiğimiz. Evet, o Canlı savaş. Ceylanlar'da, evet. Şimdi oradan da insanlar çok talep ettiler, ya bunun öyküsünü niye sinemaya çekmiyorsunuz diye. Annem evet. Oynadı, işte yeğenlerim, bir tane profesyonel oyuncu var. Biz onun üçlemesini, bir okumak isteyen bir çocuğun, bak... gişe kaygısı, siyasi kaygı olmadan Güneydoğu'da çocuk olmak nedir? Okuma çabası nedir? Tabii Güneydoğu İstanbul üçgeni olacak bu. 40'lı yaşlarına kadar ilkinde büyük adam olacağım. İkincisi ve sonunda da şey, mafya babası. Mafya değil. Yani adam mücadele ediyor diyor. Ne babası? Mafya. Mahvedilen bir adamın. Evet. Temelde Yedi Renk Masalları'nın serisi. Yani Yedi Renk Masalları reklamı olacak. Reklamı da girdi, yazdım da diyor yani. Dur abi. Söylüyor, oynuyor, yazıyor. Çok yönlü bir kişilik tabii. Bir kısa bir reklam aramız varmış, ondan sonra devam edelim. Oradan kaldığımız yerden unutma Sinan. Tamam mı? Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra devam edeceğiz.